Bir daha mal yüklediğinizi görürsem topunuzu yakarım ha! Yazık olur çoluğunuza, çocuğunuza! Kankamız! Efendine mi haber vereceksin ha? Alo! Evet! Aferin çocuklar, kaç kamyon dedin? Tamam! Fakat ne istiyorlar bizden? Kim yapıyor bu baskınları? Nasıl oluyor da polis meydana çıkartamaz bu çeteyi anlamıyorum, anlamıyorum! Ben de bir mana veremiyorum efendim. Her gün yeniden müracaat ediyoruz, tahkikat yapıyoruz diyorlar. Mahvoluyoruz, mahv! Bunlar Anadolu'daki müşterilerden gelen protesto telgrafları! Bu gidişle bir hikaye varmaz, iflas ederiz, iflas! Ah! Aman ağam, sinirlenmek, hareket etmek yok demedin mi doktor? Üzülme babacığım! Elbet bir çaresini bulacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz efendim. Bugüne kadar mücadele ettiğiniz gibi değil mi? Üzüntünüzü ve endişenizi anlıyorum Nurettin Bey. Şirketin %80 hissesi sizin, benim ancak ufacık bir payım var. Öyle olduğu halde size karşı olan derin saygı ve bağlılığımı şu anda ispata hazırım. Yeter ki yapacağım teklif yanlış anlaşılmasın. Ne teklifi? Şirketteki hissenizi bana satın. Bu yaşınızda ve bu tehlikeli durumda bırakın o haydutlarla uğraşmayı. Sonuna kadar dayanacağım. Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başına kurban olayım. Yarın çarşıya varayım, sana yeni bir baş alayım. Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başına kurban şimdi olayım. Şimdi başını ne? Yine gargalar mı gagaladı seni? Haydutlar, haydutlar! Dün gece yine garajı basmışlar. Şoförler kaçmış, bir kamyon bile gidememiş Anadolu'ya! Ah lan ah! Ayhan Bey oğlum olacaktı burada, koracaktı günlerini! Sizinle baş başa konuşabilmek için başka çare yok. Rahatsız etmiyorum ya! Yo, gidiyordum zaten. Leyla Hanım! Ne zamandır cevabınızı... Cevabımı biliyorsunuz. Ama... Affedersiniz, sizi hiçbir zaman kocam olarak düşünemiyorum. Bu kadar kesin konuşmayın, belki zamanla... Atilla, Cengiz! Benim çocuklar! İyi çalıştınız. Dağıt çocuklara. Senin pimpon içeride telefon ediyor. İyi. Dün geceki adamlar tekrar garajı bastılar efendim. Şoförler kaçtılar. Mahvoldum. Ne oldu, ne var? Gene basmışlar garajı. Oh olsun! Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki artık bu aile arasındaki dargınlığa bir nihayet verelim ağam. Rahmetli karınız Zahide Hanım öldükten sonra kayının Fırsat Hamile el ele vereceğinize çocuklar gibi tepiştiniz, aileyi dağıttınız. O çekti gitti Çukurova'ya, biz kaldık buralarda. O gün bugün sürüp gider kavga. Arada bir Adana'ya gidip birbirinizden haber getirmezsem adınızı, sanınızı unutacaksınız. Hele çocuklar, ne Leyla tanır Ayhan'ı, ne Ayhan tanır Leyla'yı. Barışın gitsin be, barışın da Ayhan gelsin buraya. Allah'ımı kitabımı inkar edeyim ağam, böyle yiğit yetişmedi Çukurova'da. Burası benim masam, bilmiyor musun lan? Nereden bileyim? Bilmezsin ha! Yıkın lan! Durun! Boş masaya herkes oturabilir. Özür dile arkadaştan. Ben mi özür dileyeceğim lan? İşitmedin mi? Senin erkekliğin yanındaki kalabalıkla söker. Özür dile bakalım, hadi! Özür dile!
İşitmedin mi, özür dile! Kusura bakma. Olmadı. Affedersin kardeş, kusur ettik, bağışla. Bıktım bu serserinin kavgalarından. Sen kalk, muhtar ağanın oğlu Ökkeş'i adamlarının önünde döv. Olur mu lan? Ama erkeklik uğruna düşmüş efendim. Aa bak, bu oldu! Bu birinci pisliği. Yaşa! Bu da pişti olacak bir usta. Hele bir ters kağıt at lan, Feri'nin göbeğini! Ağır ol usta! Kusura bakma! At lan! Bıyıklarını koluna dolayım lan, bunu da pişti yap! Ne bileyim ben be! Hurşit Ağa geliyor! Lan neler olmuş gene dün gece? 10 kişi 3 tüysüz çocuğu döveceklerdi. Lan göbeğim çatladı muhtar ağanın gönlünü yapıncaya kadar! Sen bana erkekliği öyle öğrettin baba! Aferin, gene gözüme girdi git oğlum! Sağ ol baba! Ha, neyse! Eniştenden halanın kızı Leyla'dan mektup var, gel bakalım! Nedir Edip? Herkes biliyor kardeş, Gülnaz'ı bir okuyup üfledi, kız ayına varmadan evli! Ya Sabahat, 2 haftada nikahlandı. Nedir Edip? Estağfurullah, estağfurullah! Tayfur ağam, hani methini duyduk da! İltifat etmişler, büyük babam derin alimlerdenmiş. Allah rahmet eylesin, ölürken bana el verdi. Şimdi hangi kızı okuyup üflesem, ayına varmaz, koca bulur. Sen yavrum, geç bakayım şuraya. Geç şuraya. Esir vermeyin, yavrusun. Tüf! Zavallı eniştem, zavallı Leyla! Ama başları sıkışınca bizi aradılar. Ne halleri varsa görsünler! Sen bana erkekliği böyle öğretmedin. Aferin sana! Gene gözüme girdin git olayım! Sağ ol baba! Ha? Neyse! Derhal İstanbul'a gidiyorum. Hem öyle bir oyunum var ki... işlerini baltalayan namussuzların fedeği ters dönecek. Aferin git olayım! Sağ ol baba! Ha? Neyse! Ay! Sus kız, çarpılırsın! Hiç böyle okuyup üfleme görmedim. İşin kerameti burada. Bir ayak varmaz kendini evli bil. Sahi mi? Ama bazı şartlarım var. Önce kimseye bir şey bahsetmeyeceksin. Yoksa Allah muhafaza çarpılır, böyle olursun. Bahsetmem, bahsetmem! Hadi, mübarek olsun. Diğer arkadaşlarını çağır yavrum. Öfeyim! Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah! Tayfur nerede? Allah versin, gene okuyup üflüyor. Gelin bakalım. Hay yapma, bırak! Bırak diyorum sana, terbiyesiz! Bırak, yapma! Bıraksana beni, utanmaz! Kıpırdama kız, günaha girersin! Lan püf püf, inşallah maşallah, tepeşmenin! Bırak diyorum sana, bırak diyorum! Tayfur! Utanmıyor musun, bıraksana, bırak! Bıyıklarını koluma dolayım ha! Bir daha görürsem karışmam. Hazırlanın bakalım. Damacun yemeye mi ağır? İstanbul'a! Yeşiye! İşin içinde iş var oğlum, o kadar sevinme! Şöyle toplanın bakayım, meseleyi anlatayım. Bak, İstanbul'a gidiyoruz, orada... Dikkat, dikkat! Türk Hava Yolları'nın Adana'dan beklenmekte olan 340 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir. Ay hani hayatımda hiç görmedim. Öyle merak ediyorum ki. Aslan mı aslan, ne böyle maşallah! Çıkıyorlar! Hadi gidelim! Yani bu herif haydutlarla tek başına mı dönüştü? E sandın küçük be! Görkemli bir güç yapıtı! Ne bu be? Kendince konuşuyor, ne bileyim! Ne yapışı? Aaa! Sen, sen, sen! Yakışık mısın, geliyor bak! Bonjour Kasım Ağa! Leyla mı? Ta kendisi! Hello! Hoş geldiniz! Merci şekerim!
Hava yolculuğu sinirlerimi bozuyor. Moralim bozulunca da burnuma vuruyor. gördünüz mü? Derfor ilaçlarım. Takdim edeyim, hususi valem Tayfur, hususi şoförüm Kadir, hususi aşçım Osman. Osman adını pek bayağı bulduğum için ben kendisine sadece Osso derim. Osso, ne kadar kibar değil mi? Evet çok kibar. Oh, merci şekerim. Tanıştırayım, Kenan Bey, babamın ortaklarından. Memnun oldum. Ben de. Atilla, yakın arkadaşlarım. Memnun oldum. Arkadaşım Cengiz. Korumsal göreviniz kutlu olsun. Efendim? Ne olsun? Kusura bakmayın, yenici olduğunu sanıyorum. Buyurun otomobili. Rica ederim. Ayhan oğlum, Allah'ına kurban olayım. Ne oldu sana? Allah! Ayhan mı? Ta kendisi enişteciğim. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Gel odanı göstereyim, artık senle benle konuşacağız değil mi? Evet tabii şekerim. Ay sizleri görünce çok heyecanlandım. Asabım bozuldu. Moralim burnuma vurdu. Gördünüz mü? Tayfur, ilaçlarım. La havle ve la kuvveti sendesin ya Rabbim. Allah kahretsin seni. Bu miydi Yiğit? Çekin şunu, çekin! Ne oluyor? Bu küçük şeyden mi korkuyorsun? Gel, gel! Ne var, ne oluyor? Ne oluyor, ha? Hiç! Kahramanımız köpekten korkuyor. Yok, korkmadım, sinirlendim. Asabım bozulunca moralim burnuma vuruyor. Ayhan oğlum, düzelt şu burnunu! Gördün çeneni! Canavar! Ben götürürüm. Ne oluyor buna? Hı? Aman susun, gene kendinden geçti. Ağam hasta mı ki? Yok canım, derin çocuktur, keramet sahibi, meşhur nikahçı Tayfur. Maşallah pek de genç. Neymiş kerameti? Adana'dan tut da ta Van'a kadar nerede evde kalmış taze dul varsa buna getirirler. Bir okur üfler, ayına varmaz kızcağıza hemen kısmet çıkar. İşte böyle adamdır bu. Yani sen de istifade edersin. Allah'a şükür kurtuldunuz artık. Ayhan Bey haydutlara duman attı. Bak şimdi şakayı. Tayfur ilaçlarım. Bak sonra kalbini kırarım. Kırdığın yetmiyor mu? Anlamak istemiyorum. Senin de sadece arkadaşın... Bıktım bu laflardan. Seni deli gibi seviyorum. Ölüyorum senin için. Ne olur inan bana. Tabii inanıyorum. İnansaydın itimat ederdin. Bu züppeyi ta Adana'dan getirteceğine sizi kurtarmak işini bana verirdin. Senin için gece gündüz çarpışır seve seve ölürdün. Sen dünyanın en tonton çocuğusun Atilla. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Tabii arkadaş gibi. Bu gece şu kahraman için bir gece tertiplemiştim. Bana yardım etmen lazım. Gel Adila, gel! Hadi somurtma, hadi somurtma. Verdiğim adresleri iyice kollayacaksınız. Her yere girip çıkacaksınız. En ufak bir şüpheniz olursa ben buradayım. Allah'ına kurban senin! Hadi! Lahmacun, lahmacun! Adana'nın bunlar, Adana'nın! Lahmacun diyen şişmen, yemeyen pişmen, buyur abi, yeşeye! Bir lahmacun versene abi. Kalmadı abi, hepsini yedim. Allah Allah! Lahmacun, Adana'nın ver iki tane! Buyur abi, sazen yeşeye! Lan? Gelinlik kız gibi hem! Soğanı bol olsun! Gel! Telefondan aradılar, bu gece iş olacakmış. Vay canına! Abimiz telefon etti, bu gece için saat 10'da muhakkak hazır olsunlar diyor. Parası sağlamdır abimizin, banka gibidir. Ne lan? Lahmacun abi! Söylemesi, o kadar.
biberi. Ya. Tuzu. Yeşil. Ya. Bak abi, bu meselede en esaslı nokta ne? Biz beraber bak. Güzel dans ediyorsun. Mersi şekerim. Keşke cesaretinde dansın gibi olsaydı. Ah, ne demek bunun uşun? Hiç, ufak köpeklerden korkan erkekler bir tuhafıma gider, iğrenirim. Köpek kim? Ha? Ne oluyor? Hadi. Tütünsel dumangacınız var mı? O da ne demek? Cengizce, tütünsel dumangaç sigara demekmiş. Aa, öyle demek ha? Buyurun. Teşekkür ederim. İçki? Aa, bozuk. Ne oldu? Toplumsal otlangaçta içi geçik dinsel kişi yedim. Efendim, ne yediniz, ne yediniz? Cengiz'in lisanında toplumsal otlangaç lokanda demekmiş. İçi geçik yani baygın. Dinsel kişi yani imam, lokanda da imam bayıldıymış. Aha! Para inandınız, sıra inan monşer. Çocukluğumdan beri görmemişim Leyla'yı. Ne kadar güzelleşmiş değil mi? Hem güzel hem de mert kız. Zavallı size ne kadar ümit bağlamıştı. Bana mı? Ha, şu haydutlar işi. O lafı bile sinirime dokunuyor, moralim burnuma vuruyor. Bakın, bakın. Gördünüz mü ya? Nereye? Saat 10'a geliyor. Bu saatte kendime mutlaka masaj yaptırırım. Katli istirahat prensiplerimin başında masaj gelir. Yarım saate kadar bay bay. Allah'ına kurban. Ayhan yavrum, ne oldu sana? Ha, pardon nanoşum, çok işim var. Osman, sen burada kal. Kapının önünden ayrılma. İçeri girmek isteyen olursa bey rahatsız edilmek istemiyor dersin. Baş üstüne. Siz de alın maskelerinizi yanınıza. Hadi. Hadi beyler, hadi aslanlar. Ah Allah'ım, şu herifler bastırmadan bir yola çıksanız. Tamam, barınmalarını taşımak yok demedik mi lan? Bu son ihtar! Bir daha buraya ayak basanı köpek gibi gebertirim, anladın mı? Ağır ol, ağır ol! Ne istiyorsunuz şoförlerden? Kıpırdamayın! Tehlikeli oyuncaklarla oynayan çocuklar çok dayak yerler aslanım. Hadi düşün, önümüze de karakolun yolunu bulalım. Arkadaş, Hafiye ağzıyla konuştuğuna göre sinema meraklısı. Şunlara bir film çevirelim de zevklensinler. Artık bir şey yapamazlar size. Allah razı olsun evladım. Ama kimsiniz siz? Orasını karıştırma amca bey. Alo! Alo! Ne? Gene mi bastılar? Kim? Allah Allah! Allah Allah! Aslan gibi gençler efendim. Yüzleri maskeli. Görseniz ne dayak, ne dayak, ne dayak! Hay Allah razı olsun.
Polis miydiler acaba? Muhakkak polisliler efendim. Merak etmeyin, kamyonlar hareket etti. Kamyonlar hareket etmişler, kamyonlar hareket etmişler! Leyla, Kenan! Ha, yaşamak, yaşamak Leyla! Kenan, hadi bak şaraplaşın! Leyla var, ne olmuş? Haydutlar gene baskın yapmışlar. Tam o sırada maskeli üç genç gelmiş, hepsini döverek kaçırtmış. Kamyonlar hareket etmişler. Bir can efendi bu maskeliler mutlaka polistiler diyor. Bana kalırsa Ayhan Bey'in işidir. Nerede o hanım evladı? Kendine masaj yaptı. Abo! Gideyim Kerem şu miskini. Ayhan! Ayhan! Ne oluyor bu ne be? Masaj yap, masaj! Bıyıklarını koluma dolayayım ağam, ne demek o? Ovacaksınız beni! Girin! Aşağıda davetliler seni bekliyor. Çok ayıp oluyor! Ayhan Bey odasından hiç çıkmadı mı? Çıkmadı ağam. Niye sordun? Hiç. Çıksa ne yapar ki? Gömleğimi nasıl buldun şekerim? Avrupa'dan yeni getirttim bunu, son model ha? Yakıştı mı? Etini sokar mısın lütfen içeri? Bir erkeğin bu kadar süse düşkün olması biraz tuhaf kaçmıyor mu ha? Ben süssüz olamam nonoşum. Sen burada masaj yaptırırken haydutlar garaja ambara basmışlar. Ne diyorsun? Tam adamlarımızı kaçırırlarken üç maskeli genç yetişip bizimkileri kurtarmış. Aa, çok enteresan. Seyretmek isterdim doğrusu. Ne? Seyirmeyecektin? Ne? Yani kavga mı edecektim? Affedersin şekerim, senin sadece süsüne düşen erkeklerden olduğunu unutmuştum. Ne var? Ne oldu? Moralmış orası. Kabahat senin. Yatan yastığı çok sert. Halbuki ben hep kuş tüyü yastıkta yatardım. Gördün mü? Bak sinirlerim bozuldu işte. Tayfur, Tayfur, ilaçlarım. Ben küçüğü idare ederim hem. Sakın bozma. Çok çok zahmet olacak. Estağfurullah yavrum, kızım. Maşallah, maşallah. Beni de okuyup üfler misin? Bir dakika yavrum. Tabii. Tavuk fırlatkaçlı kıskırtaç sunularım. Efendim? Tavuk fırlatkacı yani yumurta kıskırtkaç yani sandviç sunulamak rica etmek. Yani yumurtalı sandviç rica ediyor. Yo, şen versen kalın. Beyin mesleği nedir? Boş gezerim, boş kalfasın. Kendisine sorarsan düşünürüm diyor. Leyla Hanım'ı hisar almak var mı? Hı? Oh! Sigara? Aa, tabakanız çok güzel. Eksik olmayın. İçki? Size evlenme teklifimi tekrar hatırlatırım. Rica ederim Kenan Bey. Siz evet deyinceye kadar peşinizi bırakmayacağım. O halde bekar öleceksiniz. Senelerce senelerce beklemeye razıyım, yeter ki... Rica ederim. Şeytan diyor, al bir şişe indir kafasına. Atilla'cığım, sen iyi çocuksun. Biraz bahçeye çıkalım. Candan bağırdı galiba. Tayfur çok tesirli okur, insan heyecanlanır, bağırır. Bana bak posbıyık, bu bağırma, başka bağırma. Hiç beğenmedim. Hele hele kız! Ne var oğlum? Efendim? Arkadan çevirdiğine göre taarruza geçeceksin. Beni hiç anlamayacak mısın? Biz seninle sadece arkadaşız!
Aptal bir arkadaş olacağıma dargın bir aşık olmayı tercih ederim. Neler söylüyorsun canım? Seni deli gibi seven birinin hislerine karşı lakayt olamazsın. Ben senin bildiğin o süs erkeklerinden değilim. Bir gün yaptığın haksızlığın derecesini öğrenince sen de pişman olacaksın. Ama bak Ertel'e ben... Tabii göreceksin. Seni deli gibi sevenin, senin uğruna hayatını tehlikeye atanın... ...seve seve ölüme koşanın kim olduğunu bir gün anlayacaksın elbette. Bir sigaranız var mı diye soracaktım. Oh! Çok teşekkür ederim. Oo, ne güzel sigara tabakanız var. Bahçede baş başa konuşanları gözetleyeceğinize... ...şirketin ambarını ve garajını gözetleseniz... ...herhalde haydutlara mani olurdunuz. Tam acemi aşıklara layık bir hiddet. Haydutlarla uğraşmaya gelince... ...o kadar hevesliyseniz siz yapın o işi. Yapar mıyım, yapmaz mıyım görürsünüz. Merci, bir şey değil. Hey, vallahi hiç böyle okuma görmemiştim. Kız kız, günaha girersin, çarpılırsın. Yok canım, zaten bu pis numarayı anlamadığım için kabahat bende. Hayır bende, seni ilk gördüğüm an aşık olmayacaktım. Ay, yani bunu bana aşık olduğun için mi yaptın? Sevenler şeyi yapar. Yalancı sen de. İnan olsun kız, bak, bak nasıl çarpıyor. Canım. Yine bağırdı kızcağız. Günaha giriyorsun kız. Beni uyutma posbuyu, hiç beğenmiyorum senin gözünü. Senin gözünün bebeğinin yağ mı yerim kız? Çek elini. Kız ne tatlı şeymişsin sen. Aman Osman ağa. Lahmacun gibi yesin seni Osman ağa. Ama utanıyorum. Amanı da yerim senin kız. İki aşıkla uğraşmaktan yorulmuyor musunuz? Maşallah gözünden bir şey kaçmıyor. Şunlar bir kapısalar da seyretsem. Galiba ucu sana dokunacak. Bak geliyor. Müsaade eder misiniz? Ama rica ederim. Çok dans ettiniz. Tayfur, Tayfur ilaçlarım! Çok sinirlendim Monşer. Allah'ına kurban! Ne oldu sana yavrum? Çok hastayım Kasım Efendi. Tayfur, ilaçlarım! Sen burada mıydın? Saat 10 ile 11 arası mutlaka istirahat ederim. Doktorun tavsiyesi. İstirahat etmenin zaman var mı acaba? Ay belim! Ay! Nasıl, gömleğimi beğendin mi? Avrupa'dan getirdim şekerim. Saat 11 olmuş, spor saatim. Yok canım. Doktorun tavsiyesi, 11 ile 12 arasında otomobil kullan dedi. Sinirlere iyi gelirmiş. Bırak otomobil de denize girelim. Olmaz. Yürü hadi denize girelim. Olmaz canım, olmaz şekerim. Yürü! Ya ama... bana dokunur deniz. Hadi yürü, hadi! Ne var, ne oluyorsun? Üşüdüm, dondum. Bu sıcakta mı? Doktor rüzgarda durma dedi. Hayır doktorun! Ne ayıp! Gel de sana Amerika'dan getirdiğim kazağı göstereyim. Sen süsten, ilaçtan başka laf bilmez misin? Bilirim ama süs yani... Utanma, sen Ağustos sıcağında palto giyeceksin. Halbuki ben... Ben doktorun tavsiyesine uyarım şekerim. Ama ben şimdi o doktorun... Ne ayıp, ne ayıp!
Ne yapayım, sen kızlar gibi süs lafı edersen, ben de erkekler gibi konuşurum işte böyle. Hadi, soyun, denize gireceğiz. Sen buradayken soyunamam şekerim. Sen de kendini erkekten mi sayıyorsun? Hadi, gir otomobilin arkasına, soyun işte. Hadi! Hanım evladın, yürü hadi! Doktor müsaade etmezmiş. Alma da gırgır be! Lütfen, biraz kibar konuş. Başlarım senin nezaketine. Amma çok sinirleniyorsun. Gördün mü? Moralim burnuma vurdu. Kabahat babamda. O budalar Kasım'ın lafına uyup da seni çağırttı. Yok ağam, yok böyle iyi Çukurova'da. Kurtaracak bizi. Seni kim kurtarsın be? Hadi çabuk ol. Ben gidiyorum denize. Ha? Bir şey mi var? Şey, yani... deniz! Yüzecek miyiz? Ya boğulursam ben? Ah, patla! Erkek olduğuna bin şahit lazım. Ya... bir tuhaf değil mi? Herkes bana öyle söylüyor. Halbuki kalıbın kıyafetin... Leyla, senden bir ricam var. Ama bilmem yani... senin hoşlandığın erkekler nasıl davranmalılar, onu bana öğretsene. Hoppala, derste de erkeklik olur mu? Oh. Ne olur, ne olur, hadi. Sen bilirsin şekerim. Nereden çarptı? Oh. Hiç eline silah aldın mı? Hayır. Nasıl askerlik yaptın sen? Gelecek döneme kaldım. Doktorlar mutlaka çürüye çıkacaksın diyorlar. Allah korusun, bir aslan gibisin. Şey yani, bak, şunlara hedef derler. Hedef. Bırak şunu elinden. Bırak şunu elinden be! Tut şunu! Öyle değil canım, tut şöyle! Öyle değil, şöyle! Ver Allah'ım seversen! Kahretsin, çocuğu öldürüyordun! Olumlu vurgaç! Ne diyor bu? İyi nişancıymışsın! Mersi şekerim! Sen ve esen kalın! Amca mı bu? Sahi kitaplarda görmüştüm! Doğru mu? Aa, sahiden doluymuş, ümidim patladı doğrusu. Tabii, ben sana demedim mi doludur diye, deli oğlan! Hepsi 12'den vurulmuş. Ne tesadüf! Çıldırmak işten değil, bu hanım evladı 12'den vursun ha! Allah her şeyi vermiş, boy, poz, kılık, kıyafet... yalnız şuraya yürek koymayı unutmuş. Ama böyle konuşma gücüme gidiyor. Ben de seni kırmak istemem ama... niçin böylesin ya Rabbi? Bak, o kadar yakışıklısın. Sahi yakışıklı mıyım? Fena sayılmazsın. Yani senin istediğin gibi olsaydım, nasıl söyleyeyim, bilmem, nasıl söyleyeyim, senin istediğin gibi... yani senin istediğin gibi olsaydım... Evet, söyle! Beni sever miydin ha? Söyle, sever miydin?
istediğin gibi olmaya çalışacağım, çok çalışacağım, çok çalışacağım! Git! Onu solunu, solunu kaldır şunu! Kaldır! Kaldır! Yüzüne yaz! Direk! Bilimsel, bilinsel yönden olumdan yapıtlı! Bu ne dedi? Hadeleleri iyi gelişmiş diyor. Şimdi vurmaya başlayacağım korunun. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki! Kalksana pelte! Ama vuruyor! Hı, yok, okşayacaktı! Kalk be, kalksana! Ama fena vuruyor şekerim! Kalk diyorum sana! Ne yapayım, adam olacağın yok senin! Güneş çattı galiba şekerim! Ne oldu buna? Hastalandı galiba! Leyla! Acaba istediğim gibi bir erkek olsaydım beni... Seni ne? Beni sever miydin? Lahmacun! 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 Bir lahmacun yapın abi! Kalmadı, hepsini ben yedim! Olur mu ya? Oldu bile! Nerede telefon? Yerde! Benim abi, ta kendisi. Tamam. İyi dinle. Bu geceki 15 kamyonluk kafile yola çıkarsa ben yanarım. Şoförleri kahveye toplayıp oyalayın. Sen de adamları topla, garajı bas. Kamyonları da, malları da paramparça et. Ama abi, 15 şoförle başa çıkmak kolay mı? Yok yani, paranın kıymeti yok. Ayıp ettim be abi. Tamam. Kimdi bu abi dedikleri adam? Bu yeni kolunu dolayım ha, ne bileyim ben. Önce bu abi denen adam kim, onu bulmak lazım. Saat 9.30'da burada toplanıyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım, pulunu oyna. Ben bunun kitabını yazdım, benim kitabını yazdım. Bırak şu çeni atları, hadi. Sen pul çalıyorsun bak, hah, ver, tamam. Nereye? Masaj saatim, doktorun tavsiyesi ya. Tövbe yarabbi! İyi geceler şekerim! Gel, gel, gel! Ya yanlış oynamasana sen, doğru mu hocam? Gel, gel, gel! Allah! Dikkat! Rol, sola bak! Güzel! İstikamet ambarlar, marş marş! Yarım saat daha oyalayın. Ne mallar kalacak, ne kamyonlar.
Motorlardan ne istiyorsun abi? Şoförlere ders olsun, bir daha bu ambardan mal yüklemesinler. Ağır ol! Ağır ol da lastiğin yıpranmasın! Belanı mı arıyorsun be? Seni arıyorduk ahbap, seni! Biz o demiri adamın elinden alır da... Atma, atma! Cahat kabakat! Ne istiyorlar bizden? Belalarını arıyorlar. Yanarsınız ama sonra. İş yakmaya kalırsa sizden iyi kütük olmaz be. Gelin lan! Yaşa, vur! Vur, vur! Ha! Bekçiler geliyor! Kaçın lan! Kaçın! Kaçın! Efendi oğlum bak neyini düşürdün! Hem malları hem de kamyonların motorlarını parçalayacaklardı. Allah'tan maskeli gençler yetiştiler hep. Allah razı olsun. Acaba kim bunlar? Mutlaka polise mensuptular. İşlerinden biri giderken bunu düşürdü. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Asıl biz dedi, sizin gibi kütükleri yakarız. Sonra efendim bir atıldı, Allah Allah! Kaç kişiydiler? 3-30 küçük hanım. Ama o genç hepsine bedeldi. Ya diğer iki genç nasıldılar? Onlar da aslan mı aslan? Sizden özür dileriz. Bize büyük bir iyilikte bulundunuz. Ben mi? Tevazu istemez. İşte, sigara tabakanız. Dün gece bizi kurtaran maskeli gencin cebinden düşen tabaka. Size minnettarız. Ah, Attila! Beni mahcup ettin Tam tahmin ettiğim gibi, maskeli genç o Atilla serserisi çıktı. Birazdan kızla çıkacaklar, tenhada kıstırırsın. Gerisi... Bonjour! Dün gece sen uyurken ambarı yine haydutlar basmış. Allah'tan Atilla yetişip bizi kurtardı. Atilla, o çocuk! Ne zannettin o çocuk? Senin gibi böyle fazlaları yok ama burası konuşuyor. Osso, ilaçlarım! Gömleğin de çok şık, Avrupa'dan mı getirttin? Beni çok sevdiğini biliyordum ama hayatını tehlikeye atacak kadar. Leyla bak, ben senin zannettiğin gibi... Hiç konuşma, seninle iftihar ediyorum. Seni çok seviyorum ama... pek öyle bir kahramanlık yapmış sayılmam. Bir tevazu abidesi, sen hakiki bir kahramansın. Bu defa da aklayamazsak, yuf olsun topumuza! Kızım, ne istiyormuş bu haydutlar bizden? Onları tepelerken hiçbir şey öğrenemedin mi? Pek görüşemedik kendileriyle. Tabii, alçaklar seni görünce kaçmışlardır. Yani beni göremediler demek istiyorum. Yüzünde maske vardı, nasıl görsünler? Leyla... Bunu söylemesi pek acı ama ben zannettiğin gibi... Leyla! Thank you.
Kaçın, kaçın! Kimsiniz siz? Ne olur söyleyin, kimsiniz? Çok merak ediyorum. Sen de amma yalancı pehlivan çıktın be! Söylemeye fırsat mı verdin? Leyla, seni deli gibi seviyorum. Biz seninle sadece arkadaşız! Peki, kim bu adam? Biz de şaşırdık abi! O maskeli genç Atilla olamaz, burası muhakkak! Ne biçim bir adam bu? Şu boyda, naf omuzlar, ince bel, flinta gibi! Şu boyda... omuzlar... sakın... yok canım! Peki, omuzlar, ince bel... yok canım, olur mu böyle şey? Peki ama bunlar gelmeden ortada ne maskeliler vardı ne de sakın... Dur bakalım... Gelin şöyle! Adam şöyle bir gerildi... tık! Bir daha gerildi... bank! Bir vurdu suratıma... Demek denize girerken dayak yediniz ha? Aman ne komik! Sen burada erkeklik talim yaparken o maskeli çocuk kurtardı bizi! Nasıl bir gençti bu? Nasıl olacak, tam erkek! Herhalde gömleklerini de Avrupa'dan getirtmiyordur. İyi vallahi! Ben senin gözüne girmek için kan ter içinde çırpınayım, sen de bana bağır! Bak nasıl terledim! İyi! Hem boks yapıp hem seni düşünmek o kadar zor ki... benim işim var biraz! Leyla, senin beğeneceğin gibi bir erkek olsam, beni sever miydin? Kim? Osso! Küçük hanımın morali burnuna vurdu, ilaçlarını getir! Tuzu unuttum! Ben tuzlarım! Canım! Hay Allah! Ne tatlıcıymışsın! Afiyet olsun Osman'a! Ne biçim adamsın be? Bırak kızı da atı mezarı! Patlama! Ama görecekler! Görenin gözünün bebeğinin yağını haşlarım kız! Bak Pospik, hele bir oyun et! Hele hele kız! Gir! Affedersiniz! Gel canım, seni de erkekten mi sayacağız? Hı? Ama Leyla! Üzülme, yani akraba sayılırız demek istedim! Demin aşağıda seni sinirlendirdim galiba, özür dilerim! Ne tuhaf çocuksun! İnsan sana bakınca... hani dağları devirecek kudrette bir erkek, ciddi, haşin, mert bir insan görüyor karşısında. Sonra o davranışlarını görünce niye uğradığını şaşırıyor. Ne yapayım? Yaratılış! Gördün mü? Sendeki şu kırlık, şu kalıp biraz yürekle karışsa... önünde kimsecikler duramaz, ama sen... Ben mi? Senin gözüne girebilmek için ne yapacağımı şaşırdım, yeter ki... Beğendiğin şekilde bir erkek olsam, beni sever miydin? Hem biliyor musun, seni gördüğüm ilk andan beri... içimde, nasıl söyleyeyim, öyle tuhaf... öyle tuhaf bir şey... Tuhaf ne? Öyle tuhaf bir his ki anlatamayacağım. Anlat, anlat! Yani nasıl istersen tabii. Bu kız diyor içimdeki his, dünyada senin... Senin ne? Senin sevebileceğin yegane kız. Ama hüküm vermekte bu kadar aceleci olmasa diyor. Aferin mi? Ay ha,
Ayhan, canım Ayhan hayatım, sevgilim, ne yaptılar bu hayvanlar sana, eşekler, pis herifler, namussuzlar, ne olacak? Ne istediniz bundan sanki, canım Ayhan, sevgilim benim, bir tanem, dur! Dur, sana doktor getireyim! Arabanın numarası 77.323. Garaj lambarların civarını tarayın. Minibüsün kime ait olduğunu bulana 1000 kağıt var. Allah'ına kurban senin! Bıyıklarını koluma dolayım hem, bit de beyim! Kasım ağa, bu çocuk... Hangi çocuk? Canım, Ayhan işte! Ee? Allah kahretsin, bu çocuk niçin böyle pızırık, niçin, niçin, niçin? Abo! Senden ne istiyorlardı acaba? Belki de birine benzettiler... şu maskeli kahramanı... Ay, ay! Neydi adı? Atilla! Bırak şakayı be! Aa, ne ayıp! Kızlara yakışmıyor böyle abi! Şimdi başlatacaksın! Kıpırdanma! Nasıl dayak edin, bir de erkek olacak beyim! Senin uğruna olacağım! Sen dünyada gördüğüm en tatlı kızsın! Bilsen öyle korkuyorum ki! Neden? Sana kör kütük aşık olmaktan! Ama böyle doğru dürüst konuşurken şimdi... Hep böyle olur. Doğru dürüst konuşurken adam bir de bakar ki... deli gibi aşık oluvermiş. Benim bahçede baygın yatarken... hep seni gördüm hayalimde. Ayhan diyordun, Ayhan sevgilim. O anda seni kollarımla sarmak... güzel saçlarını öpmek istedim. Ama ne olur sevgilim, sabırlı ol biraz. Şey, içeride babam... Anladım, beni sevmiyorsun. Annem inerse be! Yalan söyleme, sevmiyorsun. Ben seni... çok, çok yakışıklısın, zarifsin ama o kız gibi hallerin yok mu? Öldürüyor insanı, yoksa senin deli gibi! Leyla! Yoksa beni sever miydin? Elinin körü, pis domuz! Leyla! Hürşit dayı, siz ha? Kaç hangisi? Kız bu ne güzellik! Ayhan nerede? Ne alıyorsun be? Ayhan! Ayhan! O eşek içeride! Hele hele, ne oldu gene? İyilik, güzellik! İyilik, güzellikten mi ağlıyor kız? Gözüne çöp kaçmış! Lan feneksiz, ne ettin kıza? Artık on bana etti, ben mi ona ettim orasını Allah bilir! Hem karı milletinin ağlamasını aldırma diyen sen değil miydin peder bey? Aferin! Gene gözüme girdin hiç oğlayım! Sağ ol baba! Ha? Neyse! Vur şimdiyim! Vay gözüm Nurettin'i! Arabanın numarası tamam. Bana bak Kaya abi, bu arabanın sahibini tanıyor musun? Tanıyorum. Mehmet Ali diye biri kullanır. Nah şurada, itimat ambarında bulursun. Kık şişki kık. Macun, Mehmet Ali abi burada mı? Bunları ısmarladı, götürmezsem kızar. Dipteki odadalar, çabuk çık ha! Yeşe! Saklama o kağıt ya! Şansa bak! Sen de uyuma ya, oynuyorsun ya! Oynuyoruz ya! O zaman da böyle bak!
Cemil! Cemil lan! Kapatsana şu kapıyı! Cevap versene lan! Oldu mu demli çaylar? Olduysa getirsene sinek! Şoförler artık yanaşmıyorlar mal yüklemeye. İki kuruş kazanacağız, iki ton dayak yemeye değmez diyorlarmış. Ama versin Hüsnü kamyonlarını vermiş. Beni korkutamazlar demiş. Abimiz bu geceki kafile İstanbul'dan çıkarsa mahvolurum diyor. Deme öyle abi. Bizim çocuklar da korkuyorlar. Şu maskelilerin dümeni gıcık yapıyor. Sonra o Bican Efendi de püreli. Bakarsın sonra polise bir ihbar. Ne yapıp yapıp o Bican Efendi'yi kandırın. İyilikle gelmezse o biçim. Akşam 9.30'da burada toplanalım. 10 dakikalık iş ha. Cemil! Cemil lan! Lan Cemil getirsene! Getir şu çayları oğlum! Hadi be! Ne oldu bu çocuğa be? Buyur abi! Nerede çaylar lan? Ne çayı abi? Ben lan olay veriyorsun! Lan yavrum! Burası yemek odası dayıcım. Yukarıda iki yatak odası var. Dayıcım isterseniz bahçeyi mutfaktan geçerek çıkalım. Münasip. Çıkalım kızım hadi. Buyurun. Hadi. Yürü. Sen de çıtır çıtır yerim kız. Osman ha. Lan feleksin! Oyun etmeye kalk. Oyun eder miyim sana? Ulan feleksiz! Aman lan! Maşallah maşallah! Lan bir Adana'ya gidelim! Hepinize küfe taşıtmazsam bana da hurç idare edemezsinler! Gel kızım, gel yavrum! Gel! Ben bak ne yapacağım şimdi! Ayhanım, dünden razı. Rüşit Ağa'ya gelince korkma. Çekinir benden. Geçenlerde yakaladım yakasından, bana bak lan dedim. Ben senin bildiğin... Lan Tayfun! Aman yandım anam! Kız seni de okuyup üfledi galiba. Bıyıklarını koluma dolayım am. Maşallah maşallah! Lan Adana'ya dönelim! Pis bıyıklarından çifte koşmazsam seni... ...bana da hoş idare edemesinler. Gel kız! Maşallah çocuklar! İşler yolunda ha? Tatlı tatlı börek yiyorduk ha! Allah'ına kurban senin! Bu gece 9.30'da cümbüş vereyim! Bak anlatayım oradan! Saat 9.30, vakit geldi abi. Biz dönünceye kadar burada kalsın. Siz burada kalın! Çok mu korktun lan? Temizleyin! Dön lan! Bir kısmınız da buraya gelin de temizlikten ölsün, yeşiğe! Lan bu son oyununuz olacak! Doğru söyledi! Biz de artık bu oyunu bitirelim diyorduk. Devrenme lan! Haram oyuncakları el atarsanız zararlı çıkarsınız. Ver şu şapkanı! Ne dersin ağam? At havaya, at! Yeşil! Kimdir abiniz? Konuş lan! Yürüyün karakola, orada bülbül gibi şakırsınız, hadi! Duymadınız mı lan, yürüyün bakalım! Yürü aslanım, yersin kurşunu! Abartılın! Vurun! Dayan! Tek kolda yetiyor ağam! Bıyıklarını koluma dolayım lan!
Kaçın! Abi, bir şey yok, bir şey yok. Mahsustan yaptım. Siz ikiniz çevirin etrafı. Ben de buradan gideceğim, hadi. Dur! Teslim ol! Kargaya! Kıpırdama! Allah razı olsun evlatlarım, ama siz kimsiniz? Karıştırma orasını! Kim bunlar be? İn midirler, cin midirler, biz de anlamadık abi! Hiç ipucu yok mu elinizde? Bir kere bunlar İstanbullu değil! Kardeş, ağam! Bıyıklarını koluma dolayayım diye konuşuyorlar! Başka? Ağam dedikleri gencin elini kurşun sıyırdı! Hani şişmanı var ya, o da kolundan yaralı! Belki işine yarar abi! Anlarız birazdan! Bir dayak, bir dayak görülecek şey! Yalnız işlerinde bir genç var, aslan gibi! Onun elini kurşun sıyırdı! Aman bir şey olmadı ya! Merak edecek bir şey yok! Şöyle bir sıyırdı gitti! Hemen polise haber vermeli! Akşam akşam iş çıkarmayın işte! Yarın bizzat ben meşgul olurum! Çocuklar bu akşam benim misafirim! Sabaha kadar eğleneceğiz, yürüyün! Ayhan nerede? Nerede olacak, doktora gitti! Adam olmayacak hayırsız! Yürü kız! Neydi o yalandan yaralanma numarası ağam? Elimin yarasıyla kimin ilgileneceğini merak ediyorum! Yeee! Sana doğru oyna diyorum! Doğru! Leyla nerede efendim? Baban bütün gençleri gazinoya götürdü! Müsaadenizle! Ne oldu bu çocuğa be? Allah cezanı versin senin! Durup dururken başıma sardın bu ötleyi! Alo! Kim? Sen misin? Ne var senin? Ne olacak hiç? Saklama, bir şey saklıyorsun! Canım, sana öyle geliyor! Belki de beni konuşturmamak için öyle yapıyorsundur! Seni ne kadar sevdiğimi, ölünceye kadar seveceğimi söylememi istemiyorsun! Anlıyorum! Ama bana ne kadar işkence edersen et, aşkım o derece kuvvetlenecek! Leyla canım, biricik sevgilim, benimle evlenir misin? Leyla, şimdi cevap vermeye mecbur değilsin! Seni seviyorum! Biraz beni sevdiğini anlasam, dünyalar benim olacak! Ne istiyorsun? Bir dakikanızı rica ederim. Meşgulüz! Ama Leyla'ya bir şey söylemem lazım! Bana bak hanım evladı! Herkesin önünde eşek sudan gelinceye kadar dayak yemek istemezsen bas git buradan! Ama küçük değil, bir dakikacık! Bırak bakalım ne söyleyecek! Ne istiyorsun? Dans! İlginç duyumsal çekişme! Türkçe konuş lan! Ne oldu eline? Senin gözüne gireyim diye boksa çalışıyordum, eldiven incittin onu şimdi. Göster bakayım! Aa, bırak şimdi! Göster diyorum! Niçin gösterecekmişim? Hiç öyle bir ümit! Anladım! Elim mikrop kapıp ben ölürüm ümidi! O zaman sen de benden kurtulursun! Domuz! Aa, senin sinirlerin bozuk şekerim! Gel bir şeyler içelim! Gel canım! Gel buraya! Otur oğlum, otur! Otur! Ne güzel tesadüf Ayhan Bey, buyurmaz mısınız? Affedersiniz, işimiz var! Ama çok rica edeceğim, şöyle buyurun oturun, tanıştırayım! Doktor Muzaffer, Ayhan Bey, Leyla Hanım, ortağımın kızı! Buyurun, buyurun efendim! İçki? Mersi! Buz? Geçmiş olsun, elinize bir şey mi oldu? İncitmişim ya! İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş! Gösterseniz de Muzaffer Bey'i! Değmez canım, basit bir sıyrık! Basit sıyrıklar bazen büyük felaketlere yol açar! Gösterin şunu canım! Çok mu merak ettiniz? Yok canım, ne münasebet Ayhan Bey! Sadece...
samimi bir dost alakası. Zamansız alakalar da bazen büyük felaketlere yol açarmış derler, ne dersiniz? Çok şakacısınız. Şakayı zamanında kurşun gibi kesmesini bilirim. Elinizi kestiğiniz gibi mi? Orasını Allah bilir. Kesik bir elin şerefine. Kesilecek diğer ellerin şerefine. Bu şakayı pek anlayamadım. Bir gün baş başa kalınca anlatırım. Müsaadenizle. Aman dur! Ne var, niye göstermedin elini? Ne o, sen de mi merak ettin? Aç elini göreceğim. Ne merakı bu? Bir genç kız merakı. Genç kızlar bütün merak ettiklerini görmeye kalksalar halimiz ne olur ha? Ne arıyorsun burada? Hiç, çok inliyordun. İlaç vermeye geldim odana. Ben mi inledim? Tabii, elin ağrıyor zannettim onun için demek geldim. Demek beni o kadar çok seviyorsun. Hayır, senden nefret ediyorum. Yalnız elini merak ettim, bırak beni, bırak! Beni seviyorsun. Bırak beni, bırak diyorum! Seni seviyorum. Bırakmazsan bağırırım. Bağırırsan ne dersin? Benim yatağımdasın, unutma. Sen de beni zorla odanda tutuyorsun, unutma! Pis Tomuz, pis! Bırak, bırak yoksa fena olacak. Seni seviyorum, deli gibi seviyorum. Bağıracağım ama, bağıracağım, bırak beni! Madem ki istemiyorsun, bırakırım. Sen ödle, pis, kalpsiz herifin birisin işte! Leyla! İstediğin gibi kahraman bir erkek olsaydın beni sever mi? Hayır, hayır, hayır! Thank you.
Budala! Niye iki saattir bekletiyorsun? Allah Allah! Kimsiniz siz? Elinin körü! Tanıyamadın mı? Ben Leyla! Leyla? Canım sevgilim, niçin ağlıyorsun? Sevinçten! Hani bana bu gece benimle evlenir misin demiştin ya! İşte ben de şey diyorum! Leyla, canım, kabul ediyor musun? Evet, evet dedim budala! Allah kahretsin! Abo! Günaydın baba! Elinin körü! Lan felaksiz, ne oldu dün gece? Ne olmuş? Bağındı öyle küstah soykaya! Lan kızın ne işi vardı senin odada? Aa, şu mesele, ilacımı vermeye gelmiş. Niye ağlıyordu bilakis? Ha, herhalde sevincinden olacak. Doğru! Nişanlanan kızlar sevincinden ağlarmış. Aa, ama peder bey, ortada henüz böyle bir şey yok. Uyu sen uyu! Leyla aşağıda nişanlanıyor! Ne? Ya! Değil mi evladım? Leyla kabul ettikten sonra bana Allah mesut etsin demek düşer. Sağ olun efendim, sağ olun babacığım. Senin gibi zarif cici beyler bu kılıkta dolaşınlar, ne ayıp ne ayıp! Ha duydun mu, biz Atilla'yla nişanlandık, beni tebrik etmeyecek misin? Tebrik ederim! Atletini de çok şık, Avrupa'da mı getirdin? Hıh! Aa, ay! Şey, senin beğeneceğin tipte bir kız olsaydım, beni sever miydin? Lan felaksiz! Şakayı kaka etme demedim mi ben sana? Güzel mi ağam? Hmm. Bıyıklarını koluma dolayım ağam! Afiyet olsun, yeşiye! Lemeci! Nerede o adam? Git bak, kapının önünde duruyor! Ne? Ayhan'ın adamları. Kim o Ayhan? Vay namussuz vay! Bana Ali'yi, Necdet'i, Orhan'ı, çocuklardan daha sıkı bir ikisini çağır. Emel dersin abi! Alo! Kenan, ben Nurettin. Şu sigorta evrakımız var ya, onları imzaladım. Leyla ile gönderiyorum. Ha, evet! Gönderin efendim, teşekkür ederim. Vay Ayhan Bey oğlumuz, vay! Hayır. Leyla, senden konuşmam lazım! Hanım evladı, alırım ayağımın altına! Bırak! Ne konuşacaksın? Bunun önünde olmaz! Defol! Bırak kardeşim! Defol! Tövbe ya, tövbe! Bırak, bırak! Ne konuşacaksın, gel bakalım! Leyla, ben seni zannettiğin gibi... Kalpsiz, hissiz domuzun birisin sen! Seni seviyorum! Olabilir! Sen de beni seviyorsun. Ben mi, ben mi? Hı-hı. Senin için gece yarı sabahlara kadar ağlasam, aşkımdan ölsem, çıldıracak gibi olsam yine de seni seviyorum demem işte. Allah kahretsin, pis, göster şu elini! Elim zannettiğin gibi değil. Göster diyorum! Ama bak anlatayım. Göster! Yanılıyorsun Leyla. Kurşun yarası mı? Evet, kurşun yarası! Her şeye rağmen içimde bir his, bir ümit! Bu çocuk senin gördüğün, senin zannettiğin kadar korkak, pısırık olamaz! Rüyalarında gördüğün, hayalinde yaşattığın kahraman, mert, asil, genç o! Sevdiğin erkek o diyordu! Yanılmışım, hadi yanılmışım! Burada dövüştük abi! Nah, şurada patladı tabanca! Elini tuttu, bağırdı, şu tarafa kaçtı! Nerede kan izi? Ne bileyim abi! Buraya giren oldu mu? Ambar senin emrinde kapalı abi, kim görebilir ki? Kötü bir oyuna düştük. Gel.
Feci bir oyuna düştük. Baskınları benim yaptığımı anladılar. Kenan Bey odasında evet mı? Efendim. İçinizden yüreksizler çıkıp gitsinler. Bana erkek lazım, erkek. Abi ne yapmamızı istiyorsun? Ayhan'ı öldürmenizi. Aman abi, cinayet mi yani? Başka çaremiz yok. Maskeli haydut Ayhan'ın ta kendisi. Önceleri Ayhan'dan şüphelenmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Sonra baktım, Atilla denen gençle aradığımız maskeli olamaz. Bu sırada Mehmet Ali Kurşun'la maskeliyi elinden yaraladı zannettik. Daha doğrusu bize öyle bir numara yaptı. Niçin yapsın? Maskeliyi arayan adamı öğrenmek istiyordu. Yazık ki kandım, benden iyice şüphelendi. Bugüne kadar işimize mani olmasalar da şimdi şirket elime geçecek... ...sizler de boğazınıza kadar paraya batacaktınız. İhtiyar hissesini satar mıydı? Mecbur olacaktı satmaya. Yok pahasına hissesini alacaktık elinden. Şimdi mücadeleye yeniden başlayacağız. Çok tehlikeli iş abi. Ayhan'ı ortadan kaldırmaktan başka çare yok. Bütün mesuliyet benim. Ama abi... Hepinizi ortak edeceğim. Yaş be abi. Kimse bizden şüphelenmeyecek. Nasıl olur abi? Kazaya kurban gidecek. Çok tehlikeli. Korkan defolur gider. Benimle kalanlara kanadı ölüm yok. İhya edeceğim hepinizi. Paraya boğacağım. Buraya ortak edeceğim. Kabul mü? Kabul mü lan? Kabul mü diyorum? Cevap verin be! Kabul. 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 Kabul abi. Tamam abi. Mehmet Ali. Aşağıda lahmacun satan herif var ya, onun yanına gidip bu gece saat 11'de ambarlara baskın yapacağımızı konuşacaksın. Onun işiteceği sesle. Hemen efendisine haber verecektim. Biz o saatte ambarda olacağız. İçeri maskeli adamlar girince onları hırsız zannedeceğiz tabii. Basacağız kurşunu. Basacağız kurşunu. Kim ne diyebilir ki? Herifleri hırsız zannettik. Hoş geldiniz. Babam bazı evrak gönderdi de. Çok zahmet oldu. Bir dakika bekler misiniz? İmzalanacak başka evrak var. Buyurun şöyle. Var iki soğanlı. Kıyak lahmacun yapar arkadaş. Yeşil, bıyıklarını koluma dalayım hem. Abimiz bu gece ambara 11'de baskın var dedi. Sen hala lahmacun tıkınıyorsun. Sus be, duyacak. Duyarsa ne çıkar be? Nereden anlayacak? Oldu mu ahbap? Hazırım. Merak etmeyin, hemen imzalatır getiririm, Allah'a ısmarladık. Bu gece 11'de büyük baskın varmış. Bağırırsan yersin kurşunu. Gazla bakalım. Boşuna çırpınma abla, iş alacağına varır. Allah Allah, nerede kaldı bu kız? Onun nişanlısına sormalı efendim. O da sabahtan beri Leyla'yı arıyor. Ya, nasıl olur? Acıktın mı? O çıksın yemini getiririm. Bıyıklarını koluma dolayım ağam, çok geç kalıyoruz. Niye gelmedi bu kız? Bir yerde eğleniyordur ağam. İstanbul ortasında kız kaçırılmaz ya. Patladın mı be? Getirdik, getirdik be! B
Ben ıslıklı işaret vermeden yerinizden kıpırdamayın. Ambarın ortasına kadar sokulmalarını bekleriz. Sonra ben tetiğe basınca... Tamam abi. Ellerini mi çözelim? Çözelim bakalım. Ama aklına kalleşlik gelirse bozulurum ha. Huyum kurusun, sinirlenince şu parmağım oynar. Allah muhafaza, bakarsın o sırada tetikte olur. Kaza maza, bu genç yaşta lokmanı yemeyelim abla. Yesene be! Çocuklar yok. Bir kalleşlik olmasın. Bıyıklarını koluma dolayı lan, bu işte bir kalleşlik var. Gülenin nağım. Çıkarın maskelerinizi. Aman ağam. Bizi tuzağa düşürüp içeride aklamak istiyorlar. Kazayı getirecekler herhalde. Thank you.
Sahibi yakalasın. Bıyıklarını koluma dolayım ağam, ne demek o? Ben senin aklının çekirdeğinin zarını hala anlayamadın mı? Niçin yaptın bunu? Gayet basit efendim. Hastalığınızdan istifade edip sizi işten bezdirmek ve hissenizi ucuz fiyatla ele geçirmek istiyordu. Ayhan Bey yetişmeseydi emeline muvaffak olacaktı. Siz mani olamaz mıydınız? Bize müracaat etseydiniz derhal işe el koyardık. Fakat maalesef sizi aldatmaya muvaffak oldu. En azıl adamlarından ikisini size Komiser Orhan ve Komiser Necdet olarak tanıttı. İşte şunlar değil mi? Evet, bunlar. Ayhan Bey'e ve arkadaşlarına ne kadar teşekkür etseniz azdır. Müsaadenizle. Sağ olunuz, buyurun. Lan felaksız! Kız iki gözü iki çeşme! Gözüm görmesin onu diyor. Müsaade edersen erkekçe iki çift laf edeceğim ona. Aferin! Gene gözüme girdin it oğlum. Sağ ol baba. Ha, neyse. Ayhan! Ayhan oğlum! Nereye gidiyor bu? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızın Leyla'yı bizim Ayhan'a alsak... Öyle mi? Yaklaşma, ateş ederim! Madem öldürmek istiyordun... ...niçin ambarda beni kurtarmaya geldin? O başka, ben malların kurtulmasını istiyordum, gelme! Ama günahım ne? Hislerimle oynadın, alay ettin. İçin içine eğlendin benimle. Halbuki ben... Buna mecburdum Leyla. Benden şüphe etmemeleri için kendimi aciz ve korkak bir züppe olarak göstermeliydim. Benimle eğlenmeye, aşk masalları anlatmaya da mecbur değildin ya! Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Mendil? Al pis mendilini, gelme yakarım! Benle evlenince bu manasız inatçılığın hesabını vereceksin! Ölsem de evlenmem seninle! Müsaade eder misin mendilimi alayım? Teşekkür ederim! Ne oluyor yukarıda? Merak etme ağam, arkadaş arkadaşa konuşuyor. Ne konuşması be birader? Sen anlamazsın ağam! Benimle evlenir misin dedi. Ayhan! Ayhancığım! Oh Allah'ım, ne yaptım ben? Ayhan, Ayhan sevgilim! Efendim canım! Beni seviyorsun değil mi? Ha? Sen dünyanın en alçak, en namussuz, en kalpsiz domuzusun!
Allah Allah! Otur enişte! Bırak çocukları! Aa, birader, muharebe meydanına çevirdiniz evi! Ayıp ettin Nurettin bey! Efendice kız istiyoruz! İn Allah'ım assabirin! Al şunu! Hey, dur! İşte! Bırak! Ya ben bu yaşıma kadar böyle kız istendiğini hiç görmedim! Bırakın beni! Bırakın! Ne yapalım ağam, bizde adet böyledir! Allah! Bırakın beni! Bırakın! Canavar kızımı öldürecek! Bırakın yav, yavrum, kızım, Leyla! Canavar parçalayacak kızımı! Ne oldu? Ne olacak ağam? Düşman teslim oldu. Ya? Çok acıdı mı? Hı. Niye sesleri çıkmıyor bunların? Bir dakika! Ayhan! Lan felaksiz! Buyur peder bey! Ne haber lan? Bir gelinin olacak baba! Ha? Aferin lan! Gene gözüme girdi git olayım! Sağ ol baba! Ha? Neyse! Hahahaha!